Abdülhamit, ne yapıyorsun? İndirin silahları. Usta. Nemati, indir dedim. Hadi Abdülhey, sen de indir. Ya kadın benimle gelecek? Ya herkes ölecek? Adım atarsanız... Adım atarsanız vururum. Kazım, çekil önümden. Memati, takip edin. Kimse Abdülhey'e ateş etmeyecek. Erhan, ambulans çağır. Tuncay'a da haber ver. Alo, Tuncay Bey. Dur, ne yapıyorsun? Kıpırdayan olursa kızı öldürürüm. Bırakın silahları. İndirin silahları. İndirin. Çıkın bu tarafa. Çıkın. Abdülhey, dur. Abdülhey. Ne yapıyorsun? Abdülhey! Abdülhey! Çabuk Kazım! Çabuk Kazım, yetiş! İlgilenin bunlarla. Tamam efendim. Cahit, biz gidelim. Tamam. Ellerimizdeler Cahit. Arayı kapatalım. Adamımız açığa çıkmazsa ben de fellerin aklını alacağım. Abi, lastiğine sıkalım mı? Sık da takla atsın Kazım. Abi, nasıl durduracağız? Durdurmayacaksın Kazım, takip edeceksin. Bir ara ya duracak ya da benzini bitecek. Yavaş.
kilometre kaldı. Bas gaza Cahit. Şuradan sağa geç Cahit. Abdüley. Abi kendin de değil bizi vuracak. Abdüley bize kurşun sıkmaz Kazım. Lan Kazım! Abi bacağından vuralım öleceğiz. Öl ulan öl! Dur! Beni kendine sıktırtma, dur! Kazım, ne yapıyorsun? Abi, lastiğe sıkacaktım ki gitmesin. Daha önce niye söylemiyorsun Kazım? Efendim Emati. Usta, Abdüley iyice delirmiş. Bizi ölümüne sıktı. Dur. Arabayı pert etti. Başka bir araba bul, takip etme Emati. Kurşun mesafesine de girme. Senden istediğim nereye gittiğini öğrenmen. Tamam usta. Kalk kalk. İn aşağı. İn aşağı. Çabuk çabuk gazla. Altı kilometre kaldı. Biraz daha hızlı Cahit. Aron feller nerede? Sola park et. Fazla yaklaşma.
önündeki hangar. Sen arkadan dolan. Zazan'ın mekanında ne işi var? Gir şuraya Kazım. Ne diyorsun? Bunun hesabını ödeyeceksin. Hem sizinle hem Ünsal'la görüşmem lazım. Ofise geçiyorum. Yarım saati orada olun. Ünsal Bey'e siz mi haber verirsiniz? Ben mi haber vereyim? Siz haber verin. Tamam ben ararım. Şimdi çıkıyorum. Tamam.
yaptınız Memati? Usta Abdüleyiz Zaza'nın mekanına geldi. Mevzuyu öğrenmek için Zaza'yı aradım ama o da cevap vermiyor. Ne işi var Zaza'nın yanında? Onu çöplükte Zaza buldu. Acaba onu mu hatırlıyor usta? İnci'yi niye götürsün Memati? Usta ben içeri girip öğreneyim. Bekle Memati, geliyorum. Tamam usta. Hayır, dışarıdalar. Gelirlerse sıkalım mı? Onlara bağlı Cevherim. Edebiyle gelip edebiyle gideceğim. Niye sıkıyor ki? Dayı, Polat Alemler hele sessiz gelmez. Ya nasıl gelirse gelsin. Cep telefonu çıktı, mafyanın usulü değişti. Eskiden böyle adam gönderirlerdi size gelik diye. Şimdi zır 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 arıyorlar. Ben de bakmayayım. Dayı niye taşısın o zaman telefonu? Bakmayayım. Hemen insan merak ediyor. Acep kim arıyor diye. Hadi seni takip etmiyorum. Polat'ı da mı takip etmiyorum ki seni yakalamayayım? Er ya da geç Polat Alemdar sana ulaşacak. Dişinde daha bir şeyler mi taşıyorsun? Bunun köpek dişi uzamış. Tüm dişlerini sökün. Usta, çatışacak mıyız? Zaza senin adamın değil mi Memati? Gider güzel güzel konuşuruz. Usta, bu işin içinde başka bir iş var. Adam bizi Abdüleyi eliyle teslim etti. O da mı oyundu? Memati, Zaza bize kimden haber getirdi? Ne alakası var İskender'le Abdüleyin? Demek ki Abdüleyin tek hatırladığı Aslan Bey değil. İskender'in emrinde çalıştım Abdüley. Memati, önce Zaza ile konuşalım. Sonra kendi aramızda uzun uzun konuşuruz. Arabaya bin. Thank you.
Ne vardı? Şeref Zazoğlu bizi bekliyor. Haber ver. Zaza der ki ben alayım, yiğit başına belayım, hapisinden ben alayım, benden ala, yiğit var mı, yiğit var mı? Dayı, hapisin... Polat Alemdar'la Memati gelmiş. Niye bana söylesin? Git karşıla. Layıkıyla. Tamam abi. Buyurun kapıyı açın. Buyurun dayım, sizi bekleyin. Zaza, biz seni keleşlerle karşılamadık. Neden kardeş? Sizin düşmanlarız çok. Bir gelen melen olursa yegenlerim karşılasın diyeyim. Abdüley nerede? Çöplüğe baktınız mı? Zaza, buraya girdiğini gördüm. Yanlış görmüşsün. Seninle bir derdim yok. Abdüley'i verirsen. Diyek ki vermeyik. İşte o zaman çok derdimiz var. İyi o zaman, dertleşek. İskender ne zaman dirildi? Kimin dirilip kimin öleceğine ben karar vermeyeyim ki. Kim veriyor? Doktorlar. Aha, senin poriklinin aklını başından almışlar da. Ben hiç kimseye bir şey tavsiye etmeyi sevmem. Ama Memati seni sever. Sana bir tavsiye vereyim. Sen ol, benimle hasım olma. Niye? Birine hasım olacaksam niye seninle olmayayım? Adın duymuşum, namın duymuşum. Memati'yi ben de seveyim. Bu saatten sonra hasım olmayacağımıza göre hasım olak. Zaza. Abdüley. Cevher git git. Benim o gözetleme gözlüklerimi getir. Memati'ye hediye et. Tutturmuşsunuz bir Abdüley, Abdüley. Kardeşim madem o kadar çok sevişsiz, arayın bulun, alın götürün. Yok eğer bulamazsanız, o zaman da özrünüzü dileyin, ele gidin. Yanlış safta yer alıyorsun. Neden? Bir kere bu camiye girmişim. İmam değilim, müezzin değilim.
ön saf, arka saf benim için hiç fark etmiyor. Sen bu camiye girdin ya, bir de çıkışı var. Kapıdaki musalla taşını unutma. He, ben çocuktum. Yatacak yerimiz yoktu. Kar, kış. Gidip kasırhanada uyudum. Yaz geli, bahar geli gideyim. Musalla taşında uyuyayım. Yatacak bir yerin daha kalmış. O da toprağın altı. Memati iyi kürek sallar, toprak atar. Memati, güçten düşme, gel elmayı. Gözlüğün ferne de iyi gel ya. Abi yok. Zaza sordun ya beni seviyor musun diye. Aha yine sorayım. Beni sever misin? Bundan sonra seni çok seveceğim. Duyuyor musun Cevher? Polat beni sevmekle tehdit edeyim. Seni sevmeyen ölsün dayı. Amin Cevher'im. Amin. Yakındır. Vallahi yakındır. Müsaade et, ben bu delinin kafasına sıkacağım. Sıkacaksın Memati. Ama zamanı var. Usta ben anlamıyorum. Bu İskender'in neyi varmış ki ölüsünü gören esas duruşa geçiyor, dirisini gören esas duruşa geçiyor. İskender az beslemedi çocuklarını. Tabii esas duruşa geçecekler. Hepsini uyuşturucuya, paraya, güce, suça boğdu. Yıllarca devleti arkasına alıp. Usta... Zaza bize gelseydi de biz de onu bir şeye boğsaydık. Senin boğacağın kan, o da kendi kanları. Bunlar deli ama akıllı deli Memati. Gelmezler. Dişlerini söktünüz. Şimdi de bildiği, aklında olan her şeyi sökün alın. Polat Alemdar'ın adamlarına akıl ne lazım? Sal yok mu? Yurt dışından misafirleri var. Onlarla toplantısı varmış. Kimmiş misafirleri? Amerikalı ve İsrailli üst düzey istihbaratçılar. Güvenlik toplantısı yapıyorlarmış.
Abdüley'in durumu çok mu kötü? Kötü. Feller'in adamımı teslim etmediği her saat başı Amerika'nın bir ajanını öldüreceğim. Bir saat içinde adamım geri gelecek. Polat Alemdar, seni anlıyorum. Ama devlet krizi çıkar. Tam olarak o çıksın istiyorum. Onların bir adamına bir şey olunca savaş çıkıyor. Bizimkine bir şey olduğunda en azından kriz çıksın. Ben Aron Feller'e ulaşamam. Sen bilgiyi Ankara'ya ulaştır. 3 dakika içinde Feller'in haberi olur. Sayın Başkan, Polat Alemdar'ın sözlerine karnım tok. Bir derdi varsa gitsin Aron Feller'e iletsin. Ne yapabilirmiş Amerikalılara karşı? Aron Feller'le Polat'ın kendi aralarında verdikleri kavga kendi şahsi meseleleri. Bence bizi ilgilendirmez. Daha fazla diyecek bir şeyim yok. İyi günler. Ahmet. Amerikalılara mesaj iletin. Aron Feller bir saat içinde Türk ajanı bırakmazsa Polat Alemdar her saat başı bir Amerikalı ajanı öldürecekmiş. Gel Zülfüm, gel. Sen gelmeden haberlerin geldi. Çöz. Bana bir emriniz var mı? Buralarda ol. Daha yapacak çok işimiz var. Emredersiniz komutanım. Sana gelip yalvardım babama bir şey yapma diye. Daha önce de yalvardın babamı öldür diye. O zaman seninle birlikteydim. Sen her zaman benimle birliktesin. Sana kadınımsın dedim. Ben seni öldürene kadar benimsin. Ben seni artık istemiyorum. Ben ne bu ülkeden vazgeçerim ne de senden. Babamı vuran adamı nasıl sevebilirim? Senin anan da benim, baban da benim. İşin de benim, gücün de benim. Sevdiğin de benim, seveceğin de benim. Ben senin her şeyinim. Allah Allah. Bu nereden çıktı?
Aa. Ay, eve hırsız girdi desem. Gül bırakmaya hırsız mı girermiş ayol? Aa, burada da bir gül var. Hay Allah. Al bakalım. Mamamız geldi mamuş. Allah Allah. Memati abinin işi herhalde. Kimle yolladı acaba? Babana ne olmuş senin? Teşekkür mü edeceksin? İyi. Allah razı olsun de. Çiçek denedi mi? Uy. Dur. Ben bunları suya koyayım, geliyorum hemen, tamam mı? Geliyorum hemen mamuş. Ay, bismillah. Çok teessüf ederim Endem Hanım. Memati Bey size niye gül alsın? Hüsnü Bey, üstüme iyilik sağlık. Ödümü kopardınız. Allah korusun. Allah yazdıysa bozsun. Benim sizin ödünüzle ne işim var? Ben sizin yüreğinizle alakadarım. Hüsnü Bey, yine deli deli konuşuyorsunuz. Benim aklımı başımdan bıraktınız. Ben sevmem böyle lakırdıları. Lakırdı değil bunlar. Lakırdı değil. Lakırdı değil de ne? Aşkından aklını yitirmiş bir adamın çaresizliği. Allah kimseye dert verip derman aratmasın. Derdime derman olunuz. Olmam. Ben 50 yılda ilk defa böyle hisler içindeyim. Yarım yüzyıllık çınarı yıkmayın. Vallahi baltayı alır ormana girerim. Çınar mınarda bırakmam. Her tarafı da budarım. Demek siz de bana karşı boş değilsiniz. Onu da nereden çıkardın şimdi? İnsan sevmediğini budar mı? Aşkını gürleştir diyorsun yani. Her daim aşkı taze istiyorsunuz yani. Bak, Memati abi bunları duyarsa. Duyacak. Bütün dünya alem duyacak. Yalın kılıç üstünün aşkını, sevgisini duymayan kalmayacak. Abi İskender Büyük'ün dava dosyası. Abdüley isimler öğrenmişti gizli tanıklarla ilgili. Onları buldun mu? Bir daha bakayım abi ama hepsi kodlu. Kod mod anlamam, bak işte. Tamam abi. Cahit! Efendim abi. Ara Alper'i gelsin. Bütün bilgileri de getirsin. Benim istediğimi söyle. Tamam abi. Konu neymiş Saza? Erman'la Şansal'ın durumunu konuşalım de İskender Bey hep beraber.
Ne konuşacağız? Memleket meselesi konuşacağız tabii. Sen futbolda mı biliyorsun Zaza? Ben sokaktan geldim. Konserve kutularımla çok top oynamışım, çok gol atmışım. Kardeş, ya siz nasıl itirafçı oluyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Bak ben Cevher'e sevdiğimi bile ona söyleyemeyim. Sen nasıl itiraf edesin? Hele bana bir söyle. Komutana sor. O bilir. Şimdi komutana sorsam... Resmi az bir yığın cevap verir. Geldiler devletin koynuna girdiler. Sakallarını kestik. Kravat taktık, yedirdik, içirdik. Hadi bu sefer de devlet için saldık dağa. Bizi soğuk yerlerde oturtuyorsun. Bak insanın dizi tutmuyor. Otur otur, kalkma. Ahmet Serkan nerede? Abi misin? Niye gelsin? Bir gün yüzümü gösterdin. Bir yere müdür mü, vali mi tayin ettin? Ben olmasam onu zabıta yapmazlardı. Bir dahakine gelmezse sıkın kafasına gitsin. Sayın Büyük, iyileştiğinize sevindik. Ben de sizi gördüğüme sevindim. Sayın Büyük, biz ne zaman ihtilal yapacağız, darbe yapacağız dediysek, girilmedik odamız, içeriye alınmadık adamımız kalmadı. Belli ki Amerika bizi istemiyor. Madem onlar bizi istemiyor, biz de yönetimi ele geçireceğimize önce onlara burayı dar edelim. Amerika güç kimden yanaysa ondan yana olur. Siz bakmayın Amerika'ya. Küçük Amerika büyüklüğümüzü biliyor. Amerika'da her ne kadar onların kulağını çekse de onlarsız yapamaz. İsrail arkamızda yani. Bu saatten sonra arkama kimseyi almam. Ama hazır yanımdalarken beni içeri atanlardan intikamımı alırım. Davut Tataroğlu'yla başladık. Elimde öyle bir aslan var ki avlayamayacağı av yok. Gel Zülfün. Gel. Sayın Büyük, ben bu adamla aynı masaya oturmam. Polat Alemdar'ın adamını buraya bizi öldürtmeye mi çağırdı? Oturun la. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz la? İskender Bey, onları gebert deyin. Ben gebertemeyim. Yardımcı kuvvet mi çağırayım? Otur. Otur lan. Otur. Zülfü mü? Ben Polat'ın yanına soktum. Görevini yaptı, sadakatini gösterdi. Değil mi Zülfüm? Siz ne emrederseniz odur komutanım. Bu adamın iki taraflı oynamadığını nereden bileceğiz Sayın Büyük? Benimle kimse oynayamaz, bunu bilmiyor musun? Bazı gerizekalılar benim onlara yedirdiğim ekmeği unuttu. Bana ihanet etti. Mahkememde gizli tanıklık yaptı. Bunların hepsini öldüreceğim.
Herkes bilecek ki ihanet etmenin cezası ölümdür. Bu sizden. Sen temizleyeceksin. Bunu sen. Yurt dışında. İyi ya, ne güzel. Bu topraklara pis kanını dökmeyin. Seninle başka işim var. Zülfüm de bu itirafçıyı öldürecek. Eskilerden iyi tanır. Az göreve çıkmadılar. Gizli tanıklardan ikisi intihar etti. Diğerlerinin isimlerini ve adreslerini başkan vermek istemiyor. Ne demekmiş o? Usta, onların deşifre olma ihtimali düşük. Başkan isimlerini verirse iş senin sırtına kalır. O zaman bunu niye veriyor? İskender'le en eski çalışan, en pis işlere giren bu. İskender kolaylıkla tahmin eder. Kimmiş, neciymiş bu? Abdullah Ayban. Örgütün içerisine İskender ve ekibinin soktuğu bir isimdi. Hem örgüt içinde büyük işler yaptı, hem de itirafçı olup bölgede çok cinayet işledi. İskender'in mahkum olma sürecinde ise önemli bilgiler verdi. Adresini ver bana. Seninle görüşmekten çekinir. Bu kadar şeyden çekinmemiş benden mi çekinecek? Çekinecekse ölür. Sana ne Erhan Davut Tataroğlu'nun durumundan? Ölümlü dünya işte. Herkes bir gün ölecek kardeşim. Tuncay abi, Polat abi soruyor. Yoksa tabii ki ölsün. Yaşadığı kadar yaşadı. Az saltanat sürmedi. Durumu berbat. Hala nasıl hayatta kaldığını anlamış değilim. Kurşunlar her yerini parçalamış. Yoğun bakımda. İnşallah sabaha çıkmaz. Peki abi. Aynen böyle söylerim. Söyle kardeşim. Fıstık gibi daha açmamış gonca güller ölüyor. Kan emici vampire mi üzüleceğim? Aman Hüsnü abi. Sen Tuncay abiye mukayyet ol. Çok mutsuz, çok. Çok normal, çok Erhancığım. Sen merak etme. Ama hepimize ders olmalı Tuncay Bey'in hayatı. Her şeyi ertelersen, bir gonca güle bülbül olmazsan, şöyle dolu dolu seni seviyorum Allah'ın emri peygamberin kavliyle demesen, olacağı bu efendim. Boş boş konuşma işte. Gül solmuş, gülü soldurma diyorsun. Zamanında söyleseydin ya be adam. Hep söyledim. Yine söylüyorum. Hep de söyleyeceğim. Ne söylüyorsun be adam? Bu dünyaya bir kere geldik. Niye geldik? Senin gibi ruh hastalarını tedavi etmek için. Geçiniz efendim, geçiniz. Sevmeye, sevilmeye geldik. Ne güzel diyor şair. Bu dünya kimseye kalmaz. Kardeşim sen çıldırdın mı? Delirdin mi? Ben şimdi ne yapayım? Kızı taşın altından kaldırıp seni seviyorum mu diyeyim? Bırakın taşı maşı. Taşın altına elinizi koyun Tuncay Bey. Yeni Leyla ile Mecnunlar, Kerem ile Aslılar, Yusuf ile Züleyhalar, Tuncay ile Asular, Hüsnü ile Endam yaratmaya var mısınız? Varım ulan, varım. Efendim, Polat Alemdar haber yollamış. Adamını bırakmazsanız saat başı bir Amerikalı ajanı öldüreceğini söylemiş.
blöf yapıyor. Öğrendiğimize göre şu anda müsteşarlık binasına girmek üzere. Bize ne? Üst düzey görevlilerimiz orada toplantı halinde. Bu geri zekalılar bilmezler Polat'ı. Kendilerini öldürtürler. İsrailli dostumuzu buraya davet et. Emredersiniz efendim. Türkiye'nin güvenlik paradigmalarını değiştirmesi lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hem kurumlar yapımız bozuk, hem zihniyet yapımız. Ne gibi çalışmalarınız var? Türkiye'de önlemler silahlı güçle alınır. Bu eski teknoloji. Artık yeni teknolojiye geçip ileri teknoloji kullanmak istiyoruz. Özellikle dinleme konusunda sizin desteğinizi istiyoruz. Son yıllarda çoğu olayları ileri teknoloji kullanarak engelledik. Özellikle darbe teşebbüslerini. Yok. Onları daha çok sizin desteğinizle engelledik. Üstelik İsrail'in muhalefetine rağmen. Çök. İndirin silahlarınızı. İndirin dedim. Siz şimdi dünyayı, bölgeyi, Türkiye'yi dizayn ediyorsunuz ya. Önce şu benim sorunumu çözün, sonra ne yapıyorsanız yapın. Polat Alemdar, ne yaptığını zannediyorsun? Gördüğünüz gibi elimde bir bomba var. Bir de silah. Aaron Feller elinde tuttuğu Türk ajanını bırakmazsa bu odadaki herkes ölecek. Aaron Feller bu odadakilerin ölmesine sevinir. Yok, bunların kanları değerlidir. Memati. Efendim usta. Bayrakları al, kanlarıyla kirletmesinler. Aaron Feller adamımı teslim edecek. Ben size Davut Tataroğlu konusunda ne söyledim? Bunu bana ne soruyorsunuz? Davut Tataroğlu'nu Polat Alemdar'ın adamı vurdu. Gidin hesabı ondan sorun. İyi o zaman. Bırakayım Polat Alemdar sizin üst düzey istihbaratçınızı öldürsün. Değerli dostum, benimle oyun oynamayın. Ben İskender'i de sizi de yaptıklarınızı da çok iyi biliyorum.
Bugüne kadar yaptıklarınız bana zarar veriyordu. Ama bundan sonra yapacaklarınızı desteklerim. Eğer sizinle anlaşabilirsek. Ben her zeminde sizinle anlaşmaya hazırım. Ama siz İsrail'in çıkarlarını küçümsedikçe sizinle uzlaşma ihtimalim yok. Ben İsrail'in çıkarlarını küçümsemiyorum. Aksine önemsiyorum. Biz olmasak sizin izlediğiniz politikalar yüzünden İsrail'de yaşamak isteyen bir tane Yahudi kalmaz. Onlar istemedikçe İsrail'de bomba patlayacak. Dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaklarını anlatabilmek için öldürmediğimiz adam kalmadı. Gerekirse yenilerini de hiç çekinmeden öldürürüz. Siz yanlış siyaset izliyorsunuz. Ne gibi? Biz Türkleri 200 yıldır bu kitaptan uzak tutmak için uğraştık. Bütün çabamızın sonunda Türkler içlerine döndüler ve çevresindekilere düşman oldular. Biz bu sayede Arapları yendik. Türklerle birlikte olan Arapları 1000 yıl kim yenebilmiş? Siz onlara yeniden bunu vaat ediyorsunuz. Benim onlara vaat ettiğim Kur'an, Muhammed'e inen kitap değil. Ben onları benim anlattığım dine çağırıyorum. Onların ayetleriyle ama benim yorumlarımla. Ateşle oynuyorsunuz. Cehennemde oynayacak başka hiçbir şey yoktur. Bırak tedavisi yapılsın. Aaron Feller'in benim adamlarıma yaptığının yanında bu hiçbir şey Ünsal. Hiçbir şey. Senin bu yaptığını İsrail devletine yapılmış sayarız. Sabaha kadar say. Sizin Filistinlilere yaptıklarınızın sayısının yanında istersen ömrünün sonuna kadar say. Polat. Usta, adamımız teslim edilmiş. Güzel, güzel. Hep böyle benim sözümü dinleyin. Dışarı. Dışarı dedim. Tedavisini tam teşekküllü hastanede yapalım diyor doktor arkadaşlar. Şu an güvenliğini sağlayamayız Alper. Polat Alemdar'la bu konudan ötürü karşı karşıya gelmek istemem. Beni duyduğunu biliyorum. İhtiyarlar burada olduğundan haberdar. En kısa zamanda ayağa kalkacaksın.
Davut Tataroğlu suikasti bize yakışır bir iş olmuş. Hı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Davut'u babaları sahipsiz mi bıraktı? Feller bize anlaşma teklif etti. Size baştan söyleyeyim, ben onunla anlaşmam. Bu sefer bütün şartlar bizim lehimize. Bizden tek istediği, Polat'ın serbest bıraktığı ajanın öldürülmesi. Eğer bunu da başarırsan, Amerika sözümüzden çıkmayacak. Öldürmek üstüne her anlaşmaya varım. Yeter ki benim öldürmek istediklerime engel olmasınlar. Ne yapıyorsun Zülfüm? Efendim, verdiğiniz emir üzere çalışıyorum. Bırak o itirafçıyı. Bir gününü daha gün etsin. Şimdi daha acil bir işimiz var. Emredersiniz komutanım. İstihbaratta bir adam var, Alper. Hani bir ara senin en iyi arkadaşındı. Hatırlamıyorum komutanım. Ben sana anlatacağım. Onu arayacaksın. Diyeceksin ki sana anlatacaklarım var. Beyaz gömlek çıkar bacı. Hayırdır abi? Bu saatte nereye gideceksin? Cehenneme. Gelecek misin? Aman. Senin keyfin yokken seninle cennete bile gelinmez. Gelinmez. Hı? Bacı, bin kere dedim ki benim olduğum saatlerde bu eve tanıdığın hiç kimse gelmeyecek. Daha kapıyı açmadan kimin geldiğini nereden biliyorsun da bana kızıyorsun? Belki senin misafirin geldi. Ben ev babası mıyım? Misafirim olsun. Benim misafirim olmaz. Olsa da zili çalmaz. Geldim, geldim. Gel bakalım. Abba. Dua et de şu Abdüley amcan iyileşsin. Senin duan kabul olur. Sizin ne işiniz var burada? Efendim, hayırlı bir iş için geldik. Benim evime. Hayırlı iş. Evet efendim, gayet hayırlı bir iş. Tuncay, sinirlerim zaten tepemde. Şimdi sana boşaltmayayım. Gidin Ömer babaya, sana kimi isteyecekse o istesin. Ayıp değil mi söylediğiniz? Daha Asu Hanım öleli 2 gün olmuş. Ben başkasını aklımdan geçirir miyim? O zaman sizin derdiniz ne lan? Abi, ben bir acı kahve yapayım mı, iyi gelir. Benimki şekerli olsa Endam Hanım. Ağzımız tatlansın, tatlı konuşalım. Azdır. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Malum bir tek şey var, ikinizin de zır deli olduğu. Kahveymiş, zıkkım için. Burası kahvehane mi lan? Vallahi kızı almadan gitmeyiz. Ya ne kızı? Bu evde gelinli kızın ne işi var? Teessüf ederim abi. Niye? Yani beni istemeye gelmiş olamazlar mı? Kim? Öpeyim efendim.
Otur Üstü Bey. Daha istemeden el öpülmez. Memati'cim, ben senin büyüğünüm. Gençler birbirlerini görmüş, sevmiş. Biz büyüklere de bunu hayırlısıyla nihayetlendirmek yakışır. Ulan, benim bacım dediğimden başka sulanacak birini bulamadın mı sen ha? Allah'ın delisi. Çiçek, çikolata. Defolun gidin lan! Abi, abi ne olur yapma. Bacı, ne bir olur. Dur! Ulan, bir daha sizi burada görürsem ikinizi birden gebertirim. Senin de şıtan dardına tüküreyim. Bir daha evime deli al. Bak ben seni ne yapıyorum. Büyük geçmiş olsun Tuncay Bey. İlk taarruzu başarıyla tamamladık. Sen buna başarı mı diyorsun Hüsnü? Şükür hiçbir yerimiz kırılmadı. Şükür hiçbir yerimiz kurşun görmedi. Bu ne demek? Ne demek? Resmen Memati Bey'in de bu işe gönlü var. Ne de olsa kız babası. Onun da işi zor. Ağlama lan. Yardım edeyim anne. Yo yo, ben hallederim kızım. Ne güzel kokuyor Nazife Hanım. Afiyet olsun. Ne zamandır Ömer Bey balık isteyip duruyordu. Nasıl istemeyeyim hanım? Böyle güzel balık nerede var? Keşke Polat'a da haber verseydik. İşi vardır anneciğim. İş mi biter? Bu memlekete iş mi biter? Haklısın Ömer baba. Bu memleketin balığı güzel ama... İnsanı... Ne olmuş evladım insanımıza? Benim umudum yok. Bu milletten hiçbir şey olmaz. Düşün ki... Senin millete söylediğin gibi... Ben her gün Nazife Hanım'a... Sen yapamazsın. Ne anlarsın balık pişirmekten? Zaten en iyisini yapmışlar. Daha iyisi için uğraşmana gerek yok... Dersem ne yapabilir? Vallahi önüne bir lokma ekmek koymam. Yapmıyor. Bizim insanımız bunu da yapmıyor. Yapsın. Bak iki güne nasıl düzeliyor her şey. Ben yaptım da ne oldu Hikmet abi? Şimdi burada memleket meselesi konuşuyoruz. Aile meselesi konuşmuyoruz. Geçenlerde bir araştırma okudum. Altı maymunu bir odaya koymuşlar. Tavana muz asıp altına merdiven koymuşlar. Muzu gören maymun merdivenden çıkıp muza elini attığı anda yukarıdan kova ile su boşaltmışlar. İstenen maymun kaçmış. Sırayla bütün maymunlara aynısını yapmışlar. Hepsi muzu almadan kaçmış. Sonra odadan bir maymunu çıkarıp bu durumu görmeyen yeni bir maymun sokmuşlar. Maymun tabii acemi. Muzu görünce merdivene koşmuş. Diğer beş maymun su gelecek diye acemi maymunu bir güzel dövmüş. Odadan kıdemli bir maymun çıkarıp yenisini sokunca biraz önce sopayı yiyen acemi yeni gelen maymuna daha merdiveni bile görmeden sallamış tokadı. Her yeni gelen maymuna da tokadı yiyen maymun yine tokat atmış. Maymunların altısı birden peyderpey değiştikten sonra yeni altı maymunun hiçbiri muzu almaya yeltenmemiş bile. E
İnsanımızı maymun ettiler evladım, maymun. Derdim var diyene tokadı bastılar. Yeni bir şey söylemeye çalışana tokadı bastılar. Yeni bir şey yapmaya çalışana tokadı bastılar. Yeni bir amacı olana tokadı bastılar. Yeni bir ülkün mü var? Sen kimsin başımıza iş açıyorsun deyip tokadı bastılar. Ondan sonra sen de kalkıp diyorsun ki bu millete bir şey olmaz. Dünyada iyiye dair, güzele dair ne olmuşsa bu topraklardan yetişmiş de olmuş. Bu topraklardan ilham almış da olmuş. Yine de böyle olacak. Ben bakarım. Oğlum, iyi misin? Ne oldu sana? İyi misin? Durumu gayet iyi anlıyorum ama efendim açıkçası Polat Alemdar'ın başka bir seçeneği yoktu. Efendim ortada bir kriz var. Bunu en iyi şekilde yöneteceğiz. Ben size gelişen duruma göre bilgi arz edeceğim efendim. Abdüley beni aradı. Anlatacakları olduğunu söyledi. Benimle görüşmek istedi. Adam seni tanıyor muymuş? Tanıyor gibi konuştu başkanım. Sana bir şey söyleyeceğim Alper. Ama bu odada kalacak. Tabii ki efendim. Abdüley ölü. Fiziki olarak değil ama ruhen ölü. Polat adamından vazgeçmedikçe adamı hem ona hem de devlete zarar verecek. Efendim, Abdüley bir kalemde silinecek adam değil. İskender'in emrinde kurşun sıkıyorsa bir kalemden bile çabuk silinmeli. Sesi öyle gelmiyordu efendim. Bana bir tek benimle konuşabileceğini, devletin içinde bazı şeyler olduğunu, bunları anlattıktan sonra teslim olacağını söyledi. Dediğimi duydun Alper. Efendim, buraya çağırayım. Buradan daha güvenli bir yer yok. Eğer dediğiniz gibi davranırsa burada etkisiz hale getiririz. Sorumluluk senin. Emredersiniz efendim. Polat Alemdar. Abdüley Alper'i arayıp görüşmek istediğini söylemiş. Buraya çağırdık. İyi yapmışsınız. Hemen oraya geliyorum. Bekliyoruz. Siz gelene kadar bir şey yapmayacağız. İstihbarata gidiyoruz. Tamam abi. Silahın var mı? Var. Teslim et. Bana güvenmiyor musun Alper? İçerisi biraz karışık. Teslim etmen gerekiyor. Sana teslim ederim. Başkasına güvenmem. Üst araması yapmamız gerekiyor efendim. Arayacaksan sen ara Alper. Uzatmayın. Gerek yok. Efendim, Abdüley giriş yaptı. Peki, tamam. İyi misin? Kötüyüm Alper. Kafam çok karışık. Bu İskender Büyük beni kullanıyor.
Sen buraya geldin ya, her şeyi hallederiz. Başkan nerede? Burada mı? Toplantıda. Biz oturup konuşalım. Bitince başkana haber veririz. Başkanın toplantısı bitti. Kalk ayağa. Ellerini göreyim. Adamlarına söyle, binada bir kişi kalmasın. Abdüley, otur. Sakin ol. Ne yapıyorsun? Herkes binadan çıkacak. Ben emresem bile beni dinlemezler. Bunu en iyi sen biliyorsun. Başkan, dediğimi yap. Katı boşaltın. Ben ne diyorsam onu yapın. Güzel. Şimdi seninle ihtiyarların adamının yanına gidiyoruz. Burada değil. Hastaneye sevk ettik. Burada olduğunu biliyorum. Ona bir mesaj iletip gideceğim. Burada yok. İkincisini Alper'e, üçüncüsünü sana sıkacağım. Ne mesaj ileteceksin? İskender Büyük diyor ki, ihtiyarlar Gladio'ya devleti sattı. Herkesi tek tek temizleyeceğim. İskender Büyük her zaman olduğu gibi yalan söylüyor Abdülhamit.